Estağfurullah. Bir insan düşünceleri ya da bakışları ile birine zarar verebilir mi? Nazarla ilgili bazı hadisler okuyoruz ama Kur'an'da açık bir ayet yok galiba. Yok. Kur'an'da özellikle Yusuf suresinde Hazreti Yakub'un oğullarının farklı kapıdan girmelerini nazara yoranlar var ama böyle bir şey yok. Yani bu sadece bir yorum, doğru da olması biraz uzak gözüküyor. Fakat bize kadar gelen bazı haberler var. El aynu hakkun diye. Yani mesela nazar haktır, göz haktır daha doğrusu. Bunları nasıl anlayacağız? Aslında bu gayipten bir haber değil. Efendimizin sanki içinde yaşadığı hayattan tecrübesini aktardığı bir unsur gibi geliyor bana. Öyle anlaşılmalı. Yani Efendimiz konuştu mu tek bir şeye hamlediliyor. Sanki Efendimiz insan değil. Yahu Efendimiz içinde bulunduğu toplumun atasözlerini ağzından naklediyor. Bunu araştırmak lazım. Arap atasözlerini Peygamberimizin dilinde bazen hadis olarak buluyoruz. Olmaz mı yani? Olamaz mı yani? Niye olmaz? Olmaması aslında garip değil mi sizce? Efendimizin tecrübesi de var. O tecrübeyi de aktarır bize bazen. Ben bu tecrübe aktarımını yabana atmamak gerektiğini düşünüyorum. Çok ilginç. Yani gözün biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz anatomik olarak görme kapasitesi %400'dür. Yani göz, şu anda biz %100 görelim diye gözlük kullanıyoruz. Ama göz %400 görme kapasitesine sahip. Peki %400 gören var mı? Milyarda bir çıktı söyleniyor. Şu anda dünyada bir kişi var. Rusya'da. Röntgen makinesinin makine olarak çektiğini o gözüyle görüyor. Ama birçok toplumda %200 veya %250 gören az da olsa çıkıyor. 1000'de bir. Milyonda bir de veya 5 milyonda bir çıkıyor. Onları da renk seçici olarak kullanıyor televizyoncular. Biz 3000 rengi seçebiliyoruz veya 300 rengi seçebiliyoruz. O 3 milyon rengi seçebiliyor. Kaplumbağa nasıl yumurtasını olgunlaştırırmış biliyor musunuz? Üzerine yatarak değil. Kaplumbağa üzerine yatsa yumurta kalırız değil mi? İyi bir soru. Bilmece. Evet. Karşısına geçermiş. Yumurtanın gözlerini dikermiş. Yani tavuğun üstünde ısıtarak yaptığı şeyi o karşıdan yapar. Dolayısıyla bazı gözlere Allah'ın bazı efendim Allah'ın değil işte insanlar mütevavittir. Akıllar gibi gözler de demek ki mütevavittir.